Japonya'nın simge çiçeği sakura çiçekleri bugünlerde İstanbulluların ilgi odağı alıyor. Türkiye'de nadir olarak görülen sakura çiçekleri açtıkları yerde sadece 10 gün boyunca görsel şölen oluşturuyor. Sakura bir ağaç, Japon menşeli bir ağaç. Türkçe karşılığı süs kirazı. Türkiye'de yetiştirilen süs kirazlarından biraz farklı. Aslında bir kiraz ağacı, her meyve ağacı olduğu gibi önce çiçeklerini açıyor ama yoğun bir çiçekte olduğu için halk bunu çok fazla benimsemiş. Ve bahar başlangıcını simgelediğinden dolayı da Japonlar bunu çok seviyorlar. Bahçemize bulunmasının sebebi de bahçemiz 8 adadan oluşuyor ve her bir adanın bir ismi var. Bu sakura kirazlarının bulunduğu ada da Ertuğrul Adası. Ertuğrul Fırkateyn'in anısına isim verildi buraya ve bu ismi verildikten sonra Japon konsolosluğu da Ertuğrul Fırkateyn'deki şehit sayısı kadar sakura kirazı bahçemize bağışladı. Ve o yüzden her bir ağacımızın altında Ertuğrul Fırkateyn'de şehit olan neferlerimiz, askerlerimizin isimleri yer alıyor, onlara ithaf ediyor. Mevsimsel olarak erken ya da geç açabiliyorlar. Yani Mart başında da açtığı zamanlar oldu. Mart sonunda da açtı. Şimdi de olduğu gibi. Yaklaşık 10 gün kadar çiçekte kalıyor Japon sakura kirazları. Bugün yani bu yıl beklediğimizden birazcık daha geç oldu. Daha önceki yıllara oranla. Yani Mart sonu Nisan başı gibi genelde söylüyorduk ama son 4 yıldır hep Mart'ın başına tekabül ediyor ya da Mart'ın ortasında gibi açıyordu. Bu sene havanın soğuk olması sebebiyle biraz daha geç açtı. Yağmur ve tam da açtığı dönemde kara karşılık geldiği için hızlı bir şekilde aslında çiçekleri döküleceğini düşündük ama bugün gayet güzel gözüküyorlar. Bir yağış olmazsa, rüzgar olmazsa bir hafta kadar daha böyle çiçekte kalırlar. Böyle pembe bir bulutu görmek için herkes koşa koşa geliyor. Web sitemizde ya da sosyal medyada sakuralar çiçek açmaya başladı dediğimiz anda telefonlarımız hiç susmuyor. Nasıl geleceğiz, nasıl şekilde geleceğiz diye. Ama neden bu kadar ilgi görüldüğüne dair şunu söyleyebilirim. Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya'ya bir yardıma gidiyor. Yardım dönüşü alabora oluyor ve bütün şehitlerimiz, bütün askerlerimiz şehit oluyor. Ve bu Japonlarla Türkler arasında bir dostluğu da simgeliyor aynı zamanda. Bir dostluğu pekiştiriyor. Ve bu sebepten dolayı da Japonya ve Türk dostluğunu simgeliyor aynı zamanda. Sakura kirazları tohumla, yani tohumu biraz demeyeyim, nadiren de olsa çıkan tohumları kısır olabiliyor. O yüzden de aşılama yöntemiyle çoğaltılıyor. Göz aşısı ağırlıklı olarak yapılıyor ve bunu yapan çeşitli fidanlıklar var. Biz de keza bahçede büyüyen, yani zamanında buraya bağışlanan kirazlar galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk dikilen ağaç 16 yaşında. Ama ara ara ölümler de olabiliyor bazen. Onların yerine de tekrar bizim aşıladığımız yeni fidanlarla birlikte yerine yenisini koyuyoruz. Yani Türkiye'de bu kadar yoğun sakuraların bulunduğu tek bahçe diyebiliyorum ben de. İlk dikilen sakura ağaçları şu anda 17 yaşında ama dönem dönem kurumalar ya da çürümeler olabiliyor. O yüzden de aşıyla birlikte, yani tohum kısır olduğundan dolayı çoğalması zor oluyor. Zor değil, hiç olmuyor daha doğrusu. O yüzden de aşılama yöntemiyle çoğaltılıyor bitki. Burada da bir aşılama görüyorsunuz. Kalem aşısı yapılmış bir birey. Kurumuş ama mevcut olan sağlıklı ana bireye tekrar yeni bir kalemle birlikte burada yeni bir filiz verecek. Hatta üzerinde tomurcuklarını da görebilirsiniz. Thank you.